her şeyi. Bunun cevabı var mı sizde? Tabii şimdi hemen cevap veriyorum. Birinci konu şu. Biz de hukukçuyuz. Biz neyle bağlıyız? Dosyadaki delillerle. Şimdi bir yayında deniliyor ki mesela. Seçil Erzan'la görüşen bir arkadaşım mesaj atmış. Fatih Terim buradan çok para kazanmış. Şimdi ben ona bir hukukçu konusuna itibar edemem. Ben dosyadaki delile bakarım. 3 Mayıs tarihinin ifadesinde Seçil Erzan şöyle bir ifade kullanmış. Benim Fatih Terim'le ilgili yaptığım bütün işlemleri hukuk uygundur, usul uygundur. Burada hukuk hayatında hiçbir işlem yapmadım demiş. BDDK raporunun 17. sayfasında BDDK'nın da bu yönde bir kesinlikle. Geldiğimiz itibariyle zaten bir mağduriyeti varsa bu yargılamadan çıkıntı olması gerekir. Çok net. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Duruşmada, çapraz sorguda da o soruşturma aşamasındaki ifadesinin aksini $300,000 Fatih Terim'in kendisine verdiğini söyledi. Ama bu konuya yatırdığını söylemedi veya oradan bir menfaat temizliğini istemedi. Fatih Terim de diyor ki 10-15 yıldır zaten benim finans sorumluluğum, benim bütün hesap hareketlerimi o kontrol ediyor. Yani Seçil Erzan çıksın dosyada o zaman bunu söylesin. Ben de hukukçu olarak diyeyim ki evet Seçil Erzan'ın ifadesi bu yönde. Ama Seçil Erzan dosyadaki ifadesini bunu söylemiyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle ben bir hukukçu olarak dosyadaki delillere göre değerlendirme yapmak zorundayım, durumundayım. Bu bir. İkinci mesele, ikinci sorunuzu cevaplayayım. Bu bir yıl ve 6 ay meselesini söylüyorsunuz. Bu bir süreçtir zaten. Yani insanlara 3 ay sonra, 6 ay sonra bu fondan karın geri döneceği söylenmiş. Geldiğimiz noktada bu söylenmiş. Sen 6 ay bekliyorsun, dönmüyor. 6 ay sonra aksiyon alıyorsun. Benim müvekkillerim mesela 6 ay sonra aksiyon almış. Hemen genel müdürle görüşmeye gitmiş. Selçuk Yunan sözlerini. Dolayısıyla dolandırıcılık dediğiniz şey bu suçluk açısından temadi arz ediyor. Yani sürekli tarz ediyorsunuz. Dolandırıldığınızı ne zaman anlarsınız? 3 ay sonra kar gelecek önünde gelmedi. 3 ay sonra sana işaret edildi. O da gelmedi. Artık şüphelenir ve gidersiniz. Dersiniz. Yani bir kimsenin zamanında aktaran özgürlüğünü kullanmaması hukuk devleti açısından o eylemi suç olmaktan çıkarmaz. Eyleme rıza gösterip hukuk uygun hale getirdiği anlamına da gelmez. Muvaffakat ettiği anlamına da gelmez. Yani aktaran özgürlüğünü geç kullanmış olabilir. Daha radikal bir şey. Ben çok garip ses çok öyle gidiyor geliyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Bu arada arkadaşlar. Şöyle bitirmek istiyorum. Sesimi alıyor musunuz? Şimdi bilmiyorum. Buyurun. Şöyle evet. Bitirmek istiyorum. Evet. Bu içten zarar gören mağdurlar bankada elden bu paraları verdiler. Bankada elden bu paraları vermeleri ticari tahminlere aykırı. Doğrudur. Olması gereken işte hesaba yatırmak. Yanlış yaptılar. Diyelim ki bu da garabet. Fakat bütün bunlar müştekiliyle toplumda sanık gibi yargılanmalarına sebebiyet verir mi? Biz başkalarının mutsuzluğunu mutluluk hallediyoruz. Bu çok kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Ama bunlar sanık mı olacaklar? Anladım. Hiçbiri kar payı almamışsa, senin payaları enerde tutuyorum. Ana paralarını daha almamışlarsa. Yani sizce burada bir muhakeme anlamında sıkıntı yok mu? Veya dolandırıcının eylemlerini meşru mu göreceğiz? Bu da kabul edilemez. Son olarak zimmet suçuna bir itiraz ettik. Türk Ceza Hakimliği'nde BDDK'nın kararına da idari yargıda iptal davası açtık. Bu her iki kararda an itibariyle kesinleşmiş karar değil. Hukuki süreci bekleyelim. Bu yargılamada başka bir sürprizler de var. Bu yetkisinden basına yansıdı. Bekleyelim. Umut ediyorum adalet tecelli eder. Maddi gerçek ortaya çıkar. Peki.